Divan hoş geldiniz arkadaşlar. 9.11 yaması çıktı. Şimdi onu beraber inceleyeceğiz. Fakat buraya geçmeden önce bir iki küçük duyurum var. Kanala ilk defa gelenler için harika şampiyon hikayeleri var. Şampiyonların arka planlarını, yaşam hikayelerini, kısa hikayelerini dinlemek isterseniz kanala bir göz atabilirsiniz. Birçok şampiyonun hikayesini şu anda ben hazırladım zaten. Yenileri de her iki günde bir geliyor. Bunlara bakabilirsiniz. Ayrıca çekiliş yarın, Haziran ayı için çekiliş yarın başlayacak. Onlar için de yerinize şimdiden alın derim. Evet ilk olarak Akali ile başlıyoruz. Akali bir türlü dengeleyemediler. Bir nerfliyorlar, bir bufflıyorlar. Sonra bir daha nerfliyorlar, bir daha nerfliyorlar. Bir daha nerfliyorlar ve bir daha nerfliyorlar. Ama bir türlü o tam olarak istediği kıvama getiremiyorlar. Yine bir pasifine bir nerf, nerf geldi. Enerji iadesi 10-30 aralığından 10-20 aralığına. Hasar oranı ise İlave saldırı gücü 0.9'dan 0.6'ya yetenek gücü ise 0.7'den 0.5'e düştü. Yani yine bayağı bir güç kaybına uğradı Akali ama yine oynayanlar oynayacaktır. Bir bakalım bu sefer belki daha az oynanır diye tahmin ediyorum. Çünkü artık insanlar her yamada nerflenmesinden bıkmıştır diye tahmin ediyorum. Amumu'ya geçiyoruz. Amumu'ya da bir a, nerf var. Lanetlenen hedeflere verilen ilave gerçek hasarı pasifi %13'den %10'a düşürülmüş. Eko'da ufacık bir değişme var. E'yi attıktan sonra bir gecikme oluyormuş siz normal saldırı yaptığınızda. Bunu düzeltmişler. Artık daha tutarlı bir hale geliyormuş. Galio'yu daha fazla sport oynayan insan var. İnsanlar daha fazla sport oynuyor ama onu biraz daha mid'e yaklaştırmak için mid lane'e orta koridora yaklaştırmak için bir değişiklik iki değişikliğe gidilmiş. W'sine bakalım önce. Asgari hasarı 20-60 aralığından 10-50 aralığına düşürülmüş. Fakat yetenek gücünden aldığı hasar daha fazla artırılmış. Yani artık yetenek gücü kastığınızda daha fazla işe yarayacak W. Aynı şekilde azami hasar 60-180 aralığından 30-150 aralığına çekilirken yetenek gücünden aldığı hasar ise 0.6'dan 0.9'a yükseltilmiş. Bu da yine yetenek gücü oynayanlar için bir artı. E ise 100-240 aralığından 80-240 aralığına değiştirilmiş. Bu da ilk seviyelerde daha düşük vuracağı anlamına geliyor. Şimdi Gragas'a bakalım. Gragas'a sanıyorum aynen Gragas'a bir buff var. Taban canı, can büyüme oranı ve saldırı gücü artmış. Canı 583.5'dan 600'e, can büyüme oranı 89'dan 95'e, saldırı gücü ise 61.4'ten 64'e. Gragas çok fazla bir tehdit oluşturmuyor insanlar. Hani Gragas gördün aman tanrım kaçmalıyım demiyorsunuz eğer adam 10-0 değilse. Daha çok bir kitle kontrol canavarı diyebiliriz Gragas için. O yüzden bu hasar biraz daha onun ormandaki varlığını, gücünü biraz daha gösterecektir diye tahmin ediyorum. Bu benim görüşüm. Gragas severler kanka Gragas tek atıyor. Öyle deme demesinler. Cana'ya gelirsek ise şöyle bir durum var Cana'da. Buraya uzun uzun yazmışlar ama ben kısa özetini geçeyim. Cana'yı artık böyle alıp milleti haraslayıp milleti dürtme üzerine oynamanızı istemiyor Riot. En azından bir bakıma bunu kısmak istiyor. Siz sporsunuz. Bu özelliğinizle ön plana çıkın. Kalkanınızla, heal'ınızla, şununuzla, bununuzla, buff'ınızla öne çıkın diyor. W'sine bakalım bekleme süresi 8 saniyeden 8-6 saniye aralığına çekilmiş. Taban hasarında ise bir düşüş var. 55-235'den 55-195'e düşürülmüş. Seviyeler ilerledikçe hasarı daha az artık eskisine göre. E'de ise şöyle bir durum var. Yeni bir pasifi var. Rakip şampiyonu yavaşlatan veya geri savuran her bir yetenek E'nin bekleme süresini %20 azaltıyormuş. Bu gayet iyi. Normal bekleme süresi ise 18-10 saniye aralığından 16-12 saniye aralığına çekilmiş. Eskiden ilk seviyelerde daha fazla sonda çok düşükken şimdi biraz daha ilk seviyelerde daha artık hızlı kullanabileceksiniz. Daha kısa sürelik aralıklarda kullanabileceksiniz. Ama son seviyede artık o kadar sık olmayacak. Kalkan ise 70-210 aralığından 80-220 aralığına çok fazla bir etkisi yok. Yani 10-15'lik onluk farklar falan ama yine de tabii küçük de olsa bir buff buff'tır. Onda az değil yani. Az ama yani işte ne yapacaksın? Jayce'de ise Jace'e gelirsek şöyle bir değişiklik var. Jayce böyle inanılmaz inanılmaz kasında inanılmaz inanılmaz hasarlar verebilen bir şampiyon ama birazcık ufak da olsa Nidale gibi hani skill shot'ı tutturamazsanız 3-5 saniyeniz yok oluyor. işte hani o açtığınız o gate açtığınız o kapı cooldown'ını bekliyorsunuz veya Q işte tekrar onun cooldown'ını bekliyorsunuz falan. Eğer savaş kritik bir andaysa ve siz bunu kaçırırsanız kötü bir yere atarsanız bayağı bir takım bundan acı çekiyordu. Yani o yüzden kasmış bir Jace bile bazen sıkıntı yaratabiliyordu. Ben güçsüz demiyorum kesinlikle. İnanılmaz güçlü bir şampiyon. Kasmasa bile çok güçlü bir şampiyon. Çünkü çok fazla skill'i var form değiştirmesiyle. Neyse ama nerf gelmiş. Ona bakalım hemen. Taban hasarı 70-320 aralığından 70-295 aralığına düşmüş. Hasar oranı ise 1,2'den tam olarak bir ilave saldırı gücüne düşürülmüş. Yani bir nerf gelmiş ve bu Jace oyuncularının Canını sıkacaktır. Ben Jace'e tıkladım. Evet geri dön. Tamam geri döndük şimdi. Jace'i geride bırakıyoruz. Kartus'a geldik. Kartus'un R hasarı ve oranı azalmış. Kartus yani Rest ile var olan bir şampiyon. Orman oynadığınızda siz Q'nuzla W'nuzla E'nizle öyle kartusun um diye gezmiyorsunuz. Tabii ki çok önemli özellikler özellikle o tekli hedeflere vuran skill çok 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 önemli. Öldüğünüzde çok çok önemli. Ama sizi siz yapan şey ultiniz. Ve buna çok büyük bir nerf gelmiş. 250-550 aralığından 200-500 aralığına düşürülmüş. Her seviyede 50 hasar düşürülmüş. 0.75 yetenek gücünden 0.65'e düşürülmüş. Yani bu sizin son seviyelerde artık oyunun sonunda 100-200-300 hasar daha az vermenizi sağlayacak. Bu düşük görünebilir ama 300 çarpı 5 dediğinizde 1500 bir savaşta 1500 az, az hasar vermenizi sağlayabilir. O yüzden hani büyük bir a nerf, çok büyük bir inanılmaz büyük bir nerf değil ama yine de a, can sıkıcı bir nerf kartı oyuncular için. Master çok uzun yazılmış ama ben kısa geçeceğim. Aynı hedefe verilen hasar yapılan her fazladan vuruş başına %25 saldırı gücü verirken şimdi %15 saldırı gücü veriyor. Eee Master bekleneni alamamışlar. O yüzden Q'da bir değişikliğe gitmişler. Ramus'a bir nerf gelmiş. Ramus can sıkıcı bir şampiyondu ama Ramus'un can sıkıcı olmasının sebebi size kitle kontrol uyguluyor olması, sizi kitliyor olmasıydı. Hasarını bu yüzden düşürmüşler demişler. Siz görevinizi yapın, hasarı siz vermeyin, başkaları versin. Pasifine bakıyoruz. Normal saldırı hasarı seviyeye bağlı olarak 8-20 değil, tüm seviyelerde 10 veriyormuş. Artık ilk seviyede birazcık daha fazla verirken son seviyelerde yarıya düşürmüş hasarı. R'de ise saniye başına hasarı 40 120den 30 90'a düşürülmüş. Son seviyede çok fazla, birçok seviyede, diğer seviyelerde de fazla fazla kırpılmış hasarı Ramus'a hasar yönünden ciddi bir nerf gelmiş. 801 Ramus'un böyle korkusuzca iki kişinin üç kişinin arasına dalıp ben üçünü birden keserim demesi birazcık daha zorlaşmış ama yine de artık hala çok fazla hasar verebilecek özellikle rakip takım tamamen AD giderse. Warwick benim de bir süredir oynadığım, sevdiğim bir şampiyon. Özellikle jungle alışmak isteyenlerin ben o insanlara önerebileceğim şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü nereye gitmenizi, ne zaman gitmenizi kestiremediğinizde Warwick eğer canı düşük bir şampiyon varsa size bir sinyal verdiği için kan kokusunu aldığı için sizi genke teşvik ediyordu. Ormanda kalmıyorsunuz yani. O yüzden başlangıç seviye jungle oyuncularına ben tavsiye ederim Warwick'i. Ona bir buff gelmiş. Q'ya sevindirici bir buff gelmiş. Verilen hasarın %30'u 70i artık cana dönüştürülürken şimdi %30'dan %90'a çıkarılmış son seviyede. Ben her zaman birçok oyuncu gibi W full'lüyorum ki bundan da bahsetmişler ama Q'yu full'lemek isteyenler için de güzel bir artış demişler. Oyunun sonunda etki edebilecek bir durum. %70'den %90'a çıkarılan iyileştirme çok çok iyi. Yumi, Yumi normalde şampiyonlar çıktığında çok fazla nerf alır ama Yumi bunun bir istisnası oldu. Sürekli buff geldi. Bu ikinci buff bir yama arası buff gelmişti. Bir de şimdi yeni yamada bir buff'ımız var. Aa uh, uzun uzun okuyalım mı? Haydi okuyalım bakalım. Q's'undan başlayalım önce. Eee uh, Yumi sidata taşı kullandığında menzil göstergesi başlarda artık çok daha parlak. Parlaklık aradan süre geçtikçe hem Yumi hem de yapış yapıştığı takım arkadaşı için azalıyormuş. W'de bir değişiklik var ufacık. Rakiple savaşan takım arkadaşlarına ilk kez yapıştığında skorlar için artık asist alıyormuş. Ve olması gereken de buydu. E'ye bir güncelleme gelmiş. Yumi'nin kendi ve yapıştığı takım arkadaşına yetenek gücüne dayalı olarak sağladığı ilave hareket hızı artık her ikisi için de aynı ölçüde azalarak kayboluyormuş. Ha, aslında bu bir buff sayılmaz. Şöyle daha çok bir güncelleme şeklindeymiş. Giderilen hatalar birçok hatası varmış. Bunları gidermişler. Aireyi konusunda işte hani patlamıyormuş Aire gitmiyormuş falan. Onu güncellemişler. Zek ise son güncellememiz son güncelleme alan şampiyonumuz en büyük de güncelleme Zek'e geldi. Bu yamada hatta Zek güncellemesi bile diyebiliriz buna. Q'nun yavaşlatma etkisi azalmış. Bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde azalmış. W'nun azami can hasarı yetenek gücüyle birlikte artıyormuş. R'si ise 7.9 yamasından önceki haline geri çevrilmiş. Şimdi detaylarına bakalım. Yavaşlatma %60'dan %40'a düşürülmüş. Bu büyük bir nurse diyebiliriz. %20'lik bir yavaşlatma çok büyük etkiye sahip olacaktır. Bekleme seviyesi ama 13.9 saniye aralığından 13.7 saniye aralığına düşürülmüş. Bu 2 saniyelik değişiklik son seviyede bir etki yaratacaktır. Oyun sonunda yavaşlatması belki az olacak ama daha sık en azından kullanabileceksiniz. W'de ise yeni bir hasar oranı var. Artık her 100 yetenek gücü başına hedefin azami canının %2'sine vuruyorsunuz. All'da 1000 AP'niz varsa pat diye W bastığınızda adamın %20 canı gidecek. %19 canı varsa tek atmış olacaksınız. Yani azami canı derken bunu kastediyor. Res ise en büyük değişiklik. Eski zeki hatırlayanlar varsa artık oraya dönüyor. Şimdiki gibi böyle bir bir yere yapışıp bu diye zıplamıyorsunuz. Artık o özellik kaldırıldı. Diyelim ki atladığınız rakibin arasından zıplamaya başlıyorsunuz 4 kere. İlk zıpladığınızda herkesi beraber zıplatıyorsunuz. Hasar olarak 140-280 aralığından ve 0.4 yetenek gücünden hasar alırken Artık birinci zıplamadan sonra bu yetenek gücü %50 büyü hasarı veriyormuş ve artık havaya savurmuyor Ama siz zıplamaya devam ettikçe en fazla %50'ye ulaşan hareket hızı kazanıyorsunuz Daha iyi olur mu kötü olur mu bilmiyorum Yetenek gücü biraz hasarı artacak bu konuda hasarı bayağı bir artacak. Çünkü 4 zıplamanın hepsini vurduğunuzda çok fazla hasar çıkacak, çıkaracaksınız. Ama kitle kontrol daha etkisiz olacak. Bu 1 ve 1'lerde özellikle çok daha fazla etkili olurken takım savaşlarında bir tık daha az etkili olabilir. Tabi bu takımınızın kompozisyonuna bağlı. Böyle herkesi toplayıp bir yere aldığınızda o takımı iş yapabiliyorsa bu demek ki yeni zekin kötü olduğuna yani eskisine göre kötü olduğunu gösterecek ama eğer takımda hasar yoksa siz hasar kaynağıysanız veya hasar kaynaklarından biriyseniz çok fazla hasar vereceksiniz ortada zıplaya zıplaya. Bu da size takımınıza geri dönüş sağlayacak olumlu yönde. Buradan küçük bir şey var. Bu da son giderilen gelen değişiklik olacak. Vakit geldi alt, altın ışık üzerinizde parlasın demişler. Şampiyonluk aşamasındaki insanlar artık Beyze e geri dönerken değişik bir şekilde geri dönecek. Bizlerden farklı belki birçoğumuzun hiçbir zaman göremeyeceği şekilde gelecek. Biz alt seviye veya orta seviye oyuncular için ama bunlar eğer şampiyonluk aşamasından düşerse bu özelliğini kaybediyormuş. Geri gelirse tekrar alıyormuş. Burada giderilen hatalar var. Gelecek kostümler var. Ee, minik şeytan Tristan hakkında. Bu sefer arama hiçbir değişiklik gelmemiş. Normalde zaten bahsetmiyordum ama bu yamadaki güncellemeler bu kadar arkadaşlar. Hemen küçük bir sayfa değişikliği yapıyoruz. Oradan da küçük bir güncellemeden bahsedeceğim. Evet bir saniyelik aralığın ardından geri geldim. Bu güncelleme biraz daha beni ilgilendiriyor ve hikaye sevenleri ilgilendiriyor. Kanalda hikaye videoları oynanış videolarına göre daha daha az izleniyor ama ben yine de beni daha çok motive ediyor. Benim daha çok hoşuma giderek yaptığım bir iş hikaye güncellemesi. O yüzden İlgili arkadaşlara buradan a, selamımı ileteyim. Herkese selam demiş Riot'ta. Bu hafta hikaye güncellememiz daha kısa ama yine de ilgi çekici. Noxus'tan haber almak için ölümsüz hisara doğru yola çıkıyoruz. Leblanc ve Karagül'ü anlatan bir yeni hikayemiz ve en sevdiğimiz Noxus'luların arasında yer alan Cassiopeia, Mordekaiser ve Sion içinde yeni yaşam öykülerimiz var demiş. Her zamanki gibi düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlar kısmında paylaşmaktan çekinmeyelim. Hadi başlayalım demiş. Le Blanc. Aslında bu Fransızca bir kelime Le Blanc falan diyebilirsiniz siz ama Fransızcası Le Blanc Bay Beyaz gibi bir çevirisi oluyor. Fransızca okuduğum için biliyorum. Ee, onun hikayesinde bir değişiklik var. Cassiopeia'nın yaşam öyküsü değişmiş. Ee, Mordekaiser'in yaşam öyküsü değişmiş. Ve e, yeni bir yaşam öyküsü olan Sion var. Sanıyorum LB'nin e, hikayesi kısa hikaye şeklinde genel hikayesi değişmemiş. Ama kısa hikayesi değişmiş. Bu arada Mordekaiser'in videosunu hazırlığını ben yaptım. Ama öncelikle bu yama videosunu paylaşacağım. Akşam 5'te ise kanalda Mordekaiser videosunu bulabilirsiniz. Şimdiden arkadaşlar hikaye videolarına izlemenizi tavsiye ederim. Hiç izlemediyseniz onlara göz atmanızı tavsiye ederim. Beğeneceğiniz şeyler olduğuna eminim. Şimdi şu ana kadar sanıyorum 60'a yakın hikaye var birçoğu aa, çok çok etkileyici bazıları beni çok tatmin etmedi bazılarını tekrar çekmeyi düşünüyorum ama çok büyük bir yüzdesi çok güzel oldu aa, güzel geri dönüşler de var aa, hikaye yoluyla kanalı keşfedip oynanış videolarını sevenler de var oynanış videolarını görüp aa bu kanalda hikaye videosu da varmış çok güzel diyenler de var size bu hikaye videolarını kesinlikle tavsiye ediyorum bu yamayı burada sonuçlandırıyoruz yarın tekrardan söylüyorum aa, yeni bir Hmm, çekilişimiz başlayacak. Haziran ayı boyunca devam edecek. Haziran'ın sonuna kadar. Şimdilik ödüle karar vermedim ama yarın tekrar kanala bakarsanız onu da yakından görebilirsiniz. Ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda bir sonraki yama notlarında oynanış videosunda veya hikaye videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. And now I know.